Tabii Ege bölgesinde en çok bize aslında bu ilk uygulamayı da yapan ve en sık yapan Şakran Hapishanesi, özellikle kadın bölümü. Tabii Ege Üniversitesi'nin diğer hapishanelerde de benzer uygulamalar var. Yani hakikaten absürt olarak sayılabilecek birçok örneğimiz var ama en temel örnekten birisi mahpusun çok fazla kitap okuması. Yani bir mahpusun çok fazla kitap okumasını iyi hal olarak değerlendirmemiş. Ya da bulunduğu koğuşun güya örgüt koğuşu olduğu iddiası, bu tamamen kendisi çelişen bir tutum ve söylem ve bu gerekçeyle yine kendisinin maruz bırakılması ya da okuma yazması olmayan bir mahpusa neden kitap okumuyorsun, neden kütüphaneden kitap alıp okumuyorsun gerekçesiyle de çok keyfi ve absürt örneklerle karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi temel etken, temel faktör ne yazık ki burada siyasi bir ideolojiyle kurulun hareket ettiği ve insanların tamamen siyasi sahiplerle mağdur edildi. Kişiye sen işte şu suç tipinden kaynaklı içeridesin, pişman mısın gibi söylemler bir kere yani şu an hali hazırda var olan anayasayla hiçbir şekilde bağdaşmamakta. Ta ki işte uluslararası sözleşmelerden bile bahsetmeye gerek yok. Türkiye'nin mevcut yasaları bile söz konusu bu düzenlemeyi ya da bu uygulamayı kabul edebilecek bir tarafı yok. Bu tamamen daha doğrusu İdare Gözlem Kurulu'ndaki kişilerin kendi dünya görüşleriyle, ideolojik görüşleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ya da dayatmalar. Dolayısıyla bunun insan onuruna da yakışmadığı, insan onur haysiyet ve şerefine hiçbir şekilde yakışmadığı, bu dayatmanın da hiçbir şekilde kabul edilmez olduğunu belirtmek gerekir. Ya şöyle, zaten bu insanlar söylediğiniz gibi yani 30 yıl gibi bir süre hapishanelerde, kimi birçoğu da belki haksız hukuksuz yere bu süreci cezaevine geçirdiler. Türkiye'deki cezaevi koşulları, hapishane koşulları, infaz koşulları çok ağır. Yani bu hem uluslararası düzenlemelere baktığımızda ya da Türkiye yargısına baktığımızda verilen cezaların ağır olması ve infazının da çok ağır olması ne yazık ki kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle siyasi mahpuslara ilişkin böylesi ağır cezaların uygulanması ve infaz süresinin bu kadar uzun olması her zaman tartışma konusu olmuştur. Biz bu infaz ertelemeye ya da işte süresi gelip de tahliye edilmeyen insanların ikinci bir defa cezalandırıldığı, yani buradaki iradenin ikinci bir cezalandırma iradesi olduğu, dolayısıyla bu hiçbir şekilde insanın insan olmaktan kaynaklı birçok hakkını elinden almaya yönelik zaten 30 yıllar ya da daha fazla süresi alınmış kişilerin bir ikinci defa mağdur edilmesi, bu sadece kişi üzerinde değil yine kişinin ailesi üzerinde de çok ciddi bir manevi etki oluşturmakta ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan ve hiçbir şekilde insan onuruna da yakışmayan bir tavır olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.